Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerden karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Kınamsızlık tanılar ekranımız olsun. Xitayning Uyğurlarını xorlaş qilmishini sürüştü qilish təklifi sunuldu. Amerika Kengash Palata a'zolari Xitoy rejimining Uyg'urlarga ziyonkashlik qilish qilmishining javobgarligini surishtirishni maqsad qilgan qonun loyihasini o'tirg'i qo'ydi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha 31 may Amerika Kengash Palata a'zolaridan Marco Rubio va Jeff Merkley Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining javobgarligini surishtirish qilish va jazolash qonun loyihasini o'tirg'i qo'ygan bo'lib, bu taklif Xitoy rejimining Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan vahshiy jinoiy qilmishiga qarshi zarba ekan. Uyghur irqiy qirg'inchiligining javobgarligini surishtirish qilish va jazolash qonuni ilgari ma'qullangan Uyghur kishilik huquq siyosati qonuni va Uyghur majburiy amgakining oldini olish qonuni qatorli qonunlar asosida o'tirg'i qo'yilgan bo'lib, buningda Xitoy Kompartiyasining Uyghur kishilik huquq tafsandichiligiga qarshi turish maqsad qilingan. Bildirilishicha bu qonun loyihasida Xitoy amaldorlari va Amerika tarafidan Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'in qilish jinoyatiga chetishlik o'rinlarga qaratilgan jazo va viza cheklamasini kuchaytirish maqsad qilingan. Bu loyiha kengaytirilgan jazo qatorliq Uyg'urlarga va boshqa yerlik millatlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik jinoiy qilmishlarga ishtirok qilgan amaldorlarga viza cheklamasi qo'yish qatorliq muhim moddalarni o'z ichiga oladi ekan. Bu qonun loyihasi yana Amerika hukumat organlaridan irqiy qirg'inchilikning ziyonkashligiga uchrag'uvchilarga xalqlik yordam berish va Xitoydan qochib sirtda yashayotgan Uyg'urlarning madaniyat va til meroslarini qo'g'dash talab qilingan. Kengash palata a'zosi Marco Rubio Xitoy rejimi va irqiy qirg'inchilik jinoiy qilmishlarda mas'uliyati bor shirkatlarga qaratilgan jazoni kuchaytirishning muhimligini ta'kidlagan. Angliya Xitoydan saqchi punktlarini darhol taqishni talab qildi. Angliya Xitoy rejimidan Angliya zaminidagi qonunsiz chet el saqchi punktlarini taqishni talab qildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Angliya davlat bexatarlik vaziri Tom Togindat 6-iyun parlamentga Angliya hukumati Xitoyni Angliya zaminida harakat qilayotgan qonunsiz chet el saqchi punktlarini taqishga buyurdi degan. Bu haqda e'lon qilingan yozma bayonotda Angliya tashqi ishlar vaziri Xitoy elchixonasiga bu xil saqchi mulozamat punktlari bilan munosabatli har qanday o'rinning Angliyada qabul qilinmaydiganligini, bu xil organlarning har qanday shaklda mashg'ulot qilmasligi kerakligi uqtirilgan. Bayonotda yana Xitoy elchixonasining Angliya tashqi ishlar vazirligiga bu xil xizmat punktlarining hammasi mangulik taqaldi deb javob qaytirganligi bildirilgan. Davlat bexatarlik vaziri Tom Togindatning aytishicha, Angliya saqchilari kishilik huquq tashkiloti qo'g'ituvchining Angliyada Xitoyda siqilgan atalmish chet el saqchi punkti borligini doklad qilgandan keyinla tekshirishni boshlagan bo'lib, Angliya saqchilari kishilik huquq tashkiloti ko'rsatgan har bir o'rinni tekshirgan bo'lsa-mu, hozirga qadar bu joylarning hammasida Xitoy doiralariga vakolatan qonunsiz harakatlarning bo'lganligi haqida isbot topilmagan. Yevropa İttifaqı iqtisodiy buzg'unchilikka qarshi jazolash tadbirini ma'qulladi. Yevropa İttifaqı boshqa davlatlarning iqtisodiy buzg'unchilik qilmishlariga qarshi jazolash tadbirini ma'qullagan bo'lib, bu tadbirning Xitoyga qaratilganligi ilgari surildi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, 1 yildan ko'proq suhbatdan keyin Yevropa İttifaqı 6-iyun Yevropa İttifaqiga a'zo 27 davlatni 3-chi davlatning iqtisodiy majburlash qilmishidan qo'g'dash tadbirini ma'qullagan. Bu jazolash tadbiri boshqa davlatlarni Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarga iqtisodiy tahdid ishiltib, besim ishiltish harakatidan to'sishni maqsad qilgan. Xabarda ko'rsatilishicha, Yevropa ittifoqining majburlashga qarshi turish tadbirlari Yevropa kengashi va Yevropa parlamenti tarafidan rasmiy tasdiqlangan bo'lib, bu yil kuzda kuchga ega bo'ladi ekan. Bu tadbirning asosiy maqsadi iqtisodiy majburlash harakati bilan shug'ullangan 3-chi davlatga qarshi Yevropa ittifoqiga mol import qilishni to'xtatish orqali o'ch elish, ba'zi mahsulotlarning Yevropa ittifoqi bozorida sotilishini cheklash, shundoqli mablag' sotilishini cheklash ekan. Ammo bu tadbir moslashtirish va tanishish ishqi oshmagandan keyin undan ijro qilindi ekan. Bildirilishicha, Yevropa İttifaqining iqtisodiy majburlashga qarshi turish tadbirlari yo'li qo'yilgandan keyin Litvaniya bilan Xitoy o'rtasidagi savdo talashtirish masalasiga tatbiqlandi ekan. Litvaniya 2022 yil 7 oyida Tayvanning Litvaniya poytaxti Vilniusda vakillik ishxonasi ochishiga yo'l qo'yganda, Xitoy buni bahona qilib Litvaniyaning mahsulotlarini import qilishni cheklagan edi. Yevropa İttifaqı bu haqda Xitoy ustidan Dunyo savdo tashkilotiga ariz qilgan bo'lib, navbatda bu dilo sotlanish oldida ekan.
Şivisiya en muhim işimiz NATO'ya toluq əza buluş, dedi. Şivisiya Dövlət Müdafiye Ministeri Paul Johnson devletinin en muhim işinin Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı'a toluq əza buluş işgəllikini oturgu koydu. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe, Şivisiya Dövlət Müdafiye Ministeri Johnson, Yaponiya Dövlət Müdafiye Vaziri Yasukazu Hamada bilen körüş üçün barğan paytaxı Tokyo'da muhbirlarını kütüveliş yığını ötküzdü. O 11. ve 13. iyul günleri Litva paytaxtı Vilnius'u ötküzülüşü planlanıvatkan NATO başlıklar yığınıgıca NATO'a əza buluş cihetli ümit var işgallikige işaret kılıp, Şivisiya hükümetinin en muhim işi en kısqı vaqt içinde NATO'a toluq əza buluş, dedi. Johnson, Şivisiya'nın Türkiye bilen Vengriya'nın kararı'a hürmet kıldığallıqını, növetli Türkiye'nin endisini bir taraf kıldığan yeni terörlükü karıştırış kanununun varlıqını bildirip, biz Şivisiya'nın NATO'a toluq əza buluşu bilen onun şimali kanıtının külündüğallıqı işinimiz digerlerine kayıt kıldı. Minister Johnson, devletinin Ukrayna'nı koral bilen təmirleşini devamlaştırdığallıqını ve bunun özleri için muhim işgallikini tilga elip, Rusya'nın Ukrayna uruşu da galibi kılışının Şivisiya ve Avrupa'nın bexatirlik siyasetine abet elip geledigallıqını ilgiri sürdü. O, Şivisiya'nın NATO'a əza buluşunun Amerika ve Japonya bilen bolğan alaqısını mı küçeytidigallıqını əskertip, Rusya-Ukrayna uruşu Euro-Atlantik okyan bilen Hindi-Tinici okyanını bir yerge cem kılıp koyğaçka, Şivisiya bilen Japonya'nın müşküllerde uxşaş xırıslarına düşkili vatqallıqını təkidledi. Ukrayna'da bir su elektr stansiyası hücumğa uçurdu. Ukrayna'nın Kherson rayonu caylaşkan ve Ruslar tarafından kontrol kılınıvatkan Kakhovka su elektr stansiyası bombardıman kılınıp veyran kılıp etildi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe, Ukrayna armiyesi Canubi rayonluk Harbi Hareket Komandanlık Ştabı bayanatçısı Vladislav Narazov ammevi ortaklaşış torbetindeki sahibisi de ilan kılgan bayanatıda Rusya armiyesinin Kherson rayonu caylaşkan Kakhovka su elektr stansiyasını bombardıman kılganlıkını təkidləb, Rusya işgaliyet armiyesi Kakhovka su elektr stansiyasını bombardıman kıldı. Vaqadinkin ziyanning darajasi, suvning sur'ati va hajmi, yuz bergusi kelgun apti rayonlari aniqlanib, tegishli xizmatlar ishlanmoqda. Vaziyat yaqindan ko'rsatilmoqda, dedi. Ukraina prezidentlik mahkamasi ishxonasining mas'uli Andrey Yermak bu hujum aslida muhit qirg'inchiligidir. Kherson rayonining janubiy va Qrimdagi insonlarning ichimlik suvidan mahrum qilinishi, bir qism o'ltiroq rayonlarning vayron bo'lishi va biologiyalik muhitning buzilishiga ruslar javobgar bo'ladi, dedi. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy ammevi ortaklaşış torbetidagi sahibisida bu haqda bayonot e'lon qilib, Ruslar Kakhovka su elektr stansiyasi to'smasini buzib tashladi. Bu orqali Ukrayna zeminining har bir bulung puchqoqlaridan qo'g'lab chiqirilishi kerakligini butkul dunyoga isbotladi. Ularga 1 metr bo'lsa-mi zemin qoldirmaslik kerak, chunki ular har 1 metr zemindan terrorlik uchun foydalanmoqda. Faqat Ukrainaning g'alibasila bexatarlikni asliga keltiradi. Bu g'alaba cho'qim keladi. Terrorchilar Ukrainaga suv, boshqurilgan bomba yoki boshqa narsalar bilan to'salg'o bo'lmaydi, dedi. BDT Xavfsizlik Kengashida Ukraina bilan Rusiya bir-birini ayibladi. Ukrainadagi Kakhovka to'smasi o'rilib tushgandan keyin jiddiy to'plangan BDT Xavfsizlik Kengashida Rusiya bilan Ukraina vakillari hujum to'g'risida bir-birini ayibladi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe, BDT Xavfsizlik Kengashi Ukrayna'nın talebiga binaen toplandı. BDT Kişilik Hukuk İşleri'nin mesul muavin başkatibi ve ciddi ahval koordinatörü Martin Griffiths, Kakhovka su tosmasının buzuluşu bilen oturuğa çıkan ziyan, allaqaçan uruşku duş gelgen kişilerinin turmuşunun teximi qiyillişidigallıqıdan derek biridi, dedi. O, BDT'nin muhim vazifesinin kişilerinin hayat geçirişiga kapaletli kılış işgallikini eskertip, barlıq yardımlarını kılışkı tayar işgalliklerini bildirdi. Rusya'nın BDT'deki daimi vekili Vasili Nebenziya devletinin planlıq hata uçur tarıqtış hareketigi düşkili vatqallıqını eskertip, Rusya'nın tosmini partlatqallıqının ilgiri sürlü vatqallıqını kayıt kıldı. O, tilgi ilingan ayıplaşlarının ruhi kesellik işgallikini bayan kılıp, Kiyev'nin halkılık ul əslahalarga qasdan ziyan selişi intayin xatarlik. Uni uruş cinayeti yoki terrorlik hujumi deb atashqa bo'ladi, dedi. Ukrainaning BDT'deki daimi vakili Sergey Kesletsiya bu Ukrainaning muhim ul əslahalarini nishan qilgan terrorlik hujumi hisoblandi. Uning maqsadi nurg'un fuqarolarning o'lishini va zo'r iqtisodiy ziyon keltirib chiqarish, dedi. U Rossiyaning to'smi va mazkur rayonni kontrol qilayotganiga 1 yildan oshganligini bildirib, to'smini sirtdan bombardimon qilish amaliy nuqtadan mumkin emas. Rossiya tajovuzchilari to'smiga mina ko'mib portlatdi, dedi.
BDT yer şarının ısıp gitişini tezgirleş hayat mamatlık mesele işkenlikini bildirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kelimat Özgürüşü İşleri İcraiye Katibi Simon Steel yer şarının ısıp gitişini tezgirleşinin hayat mamatlık mesele işkenlikini eğitti. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe Steel 6 iyun Germaniyanın sahip halkıda başlanan Bonn Kelimat Özgürüşü yığınının içiliş marasımıda kılgan sözü de yer şarının ısıp gitişini 1.15 Celsius gradüsünün yukarı örlep gitişinin aldığını eliş nişanını devamlaştırışının muhimliğini tekitledi. Hem de halkara cemiyetini sigil kelecek berpa kılışkı çakırdı. O, ilimpenin kelimat özgürüşünü tizgirleştiki en yakşı koral işkerlikini, kelimat özgürüşünü tizgirleş yolu da hareketki ötüş üçün bek uzun vakit ketkerlikini, hazır kelimat özgürüşünü tizgirleş üçün çıkarılgan kararlarını icra kıladığan vaktinin tiz buluşu gerektikini oturgu koyup, dünyadaki nurgun kişiler üçün yarışarımızın ısıp gitişini 1.15 Celsius gradüsünün ürlep gitişinin aldığını iliş ve kelimat özgürüşünü tizgirleş hayat yatmamatlık meselesi doğru dedi. Nöbette Bangladeş'te tomuz ısık sebebinin devlet miqyasındaki başlangıç mekteplerde 8. iyonguçı dersi toxtulgan bulup, alakadar tarmaklarının bildirişçe Bangladeş hükümeti toxtavsız devamlaşkan tomuz ısık sebebinin devlet miqyasındaki başlangıç mekteplerini 8. iyonguçı taqaşkı mecbur bolgan. Meteorologiya idarisinin mesulunun eğitişçe tomuz ısıkının 12. iyonguçı devamlaşışı mülçerlenmekteken. Hürmetli körmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman bu gayesler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.